Partimizin son birkaç günde istifa eden iki tane mebusu var. Antalya milletvekilimiz Tuğba Hanım ve Balıkesir mebusumuz milletvekilimiz İsmail Bey. Vesilesiyle gündeme geldi bazı hususlar. Bu hususlarla ilgili kamuoyuyla defalarca paylaştığımız hassasiyetleri istifa gerekçelerinin içerisine sıkıştırılan ithamlarla alakalı olarak cevaplamayı bir kere daha borç biliyoruz. Hususiyetle mevzuyu çok sündürmeye, istifa eden arkadaşlarımızın tek taraflı iradesini ilzam etmeye teşebbüs etmeyeceğiz. İstifa iradesi biz sizinle beraber siyaset yapmak istemiyoruz iradesidir. Bu irade bir yere kadar makul karşılanabilir. Lakin istifa gerekçelerinin arasında zikredilmeye çalışılan bazı cümleler vardır ki yol arkadaşlığına, beraberliğe, beraber mücadele ettiğimiz günlerin hatırına, hukukuna, memleket millet sevdamıza, milletle ilgili, devletle ilgili hassasiyetlerimize halel getirir. Dolayısıyla bu kabil cümlelerin imasını dahi nezaketsizlik sayarız, rencide oluruz, kalbimiz kırılır. Arkadaşlarımıza cevap vermek mahiyetiyle o itibarla söylemiyorum. Ama Türk kamuoyu emin olsun, Türk milleti şundan emin olsun. Türk milletine, Türk devletine olan sadakatimizin, boynumuza yüklemiş olduğu mesuliyetin bize söyleteceği söz şudur. Şayet bugün istifa gerekçelerinin arasında zikredilen, efendim HDP'ye mesafesizlik, efendim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığını, birliğini, bütünlüğünü ve bu topraklarda ilanihe yaşama iradesine uluslararası bir takım tertiplerin, uzantılarıyla işbirliği falan gibi imalarının bir gün İyi Parti'de bir toplu yine ucu kadar gerçekleşebildiğini görürsek, gerçekleştiğini görürsek, şayet öyle bir şey vaki olursa, o gün bu partide başta Genel Başkanımız Meral Akşener olmak üzere hiçbir milletvekilimiz, hiçbir kurucumuz ve hiçbir partilimiz kalmayacaktır. Ve bu millet bizden şöyle bir söz duyacaktır. Bu iyi parti bir gün devletin, milletin bütünlüğüne, birliğine kastetmiş cinayet şebekelerinin müsamaha gördüğü bir parti olursa ki mümkün değildir. Ama olursa öyle bir gün, böyle bir günde ilk en gür sesi Meral Akşener, Genel Başkanımız, sonra Yavuz Aralioğlu, sonra 37 mebusumuz, sonra bütün kurucularımız, sonra bütün il başkanlarımız verecektir. Bizim irademiz budur. Bu vesileyle İsmail Ok Beyefendi de Tuğba Hanım da müşteri olsunlar. Milletimiz de bu vesileyle sözümüzü, sesimizi duysun. Biz terör imasının dahi hissesine en ufak bir leke yapıştıramayacağı bir partiyiz. O yüzden bu vesilesiyle ifade etmiş olalım. Bu hususla ilgili partimizin aleyhine oluşturulmaya çalışılan algıya hani yeni şahit olmuyoruz. İki yıldır böyle bir teşebbüsün içerisindeyiz ve bunlara irademizle cevap veriyoruz. Kırmızı çizgilerimizden en keskin olanlarından bir tanesi budur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığı, Türk, Türk Devleti'nin bütünlüğü, Türk vatanının ayrılmaz ayrılmaz beraberliği bütünlüğü, Türk milletinin 82 milyon Türk milleti olarak ila nihaya bu topraklarda yaşama iradesi hiçbir zeminde en ufak bir tartışma konusu yapılamaz. Yapılan tartışma konusu yapılan hiçbir zeminde iyi Parti'nin iradesi olamaz. Bundan ibarettir. Kamuoyu bu vesileyle sözümüzü sesimizi bilsin. Bazı gazetelerde yine bir iddia gündeme getirildi. İyi Parti'den 5 milletvekilinin daha istifa edebileceği iddiası. Mutlaka karşılaşmışsınızdır bu haberle. Evet. Buna bir cevabınız olacak. Ha bizim bu, bir, bir de öngörümüz efendim, ikinci, yok. ikinci sorum da olacak. Ee, geçtiğimiz günlerde HDP'li bir milletvekilinin aracından PKK'lı bir terörist çıktı, yakalandı. Ee, bu konuya ilişkin bir değerlendirmeniz olacak mı? Ee, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın... Oğuz Kağan, Salıcı bu HDP'nin iç meselesidir şeklinde bu konuya değerlendirmesi evet. olmuştu. Ee, yaklaşımınız nedir? Teşekkürler. Şimdi birincisi şu, partilerden part, siyasi partiler iddialarını ortaya koyarlar. O iddialar etrafında milletin teveccühüne masar olmak için, milletin kendilerini göreceği yerlerde Türkiye vizyonlarını kadrolarıyla takdim ederler. Bu süreç içerisinde partilere katılanlar da olur, partilerden ayrılanlar da olur. Partilerden ayrılanların bazılarının gerekçeleri kendince makul olur, bazılarının gerekçeleri siyasi olur. Bazı gerekçeler parti içinde ayrılmaya gitmeyecek kadar aslında haklı olur. Bazı gerekçeler ana aksta partinin kuruluş umdelerinden sadakatsizlik görüldüğü için ayrılmayı meşru göreceğimiz şekilde olur. Ama bütün bunlar içerisinde bizim partimizin kurulduğu günden bugüne kadar uğramadığı ağır istiskal kalmadı, ağır hakaret kalmadı, ağır itham kalmadı. Bütün bu hakaretlere, ithamlara, iftiralara rağmen Türk siyasetinin ilkeyle ölçüyle yapılacak zeminine alın teri döküyoruz arkadaşlarımızla beraber. Bu bir rekabettir. Kimseyi hasımlık etmiyoruz. AK Parti'nin düşmanı değiliz. Memleket emaneti teslim almak için mücadele ediyoruz, gayret ediyoruz. Bu çerçeve içerisinde memleketin birbirinden farklı düşünen her kesimini bu partinin çatısı altında toplamaya çalışıyoruz. Takdir edersiniz ki bir elin parmakları gibi aslında farklı farklı ama bir organa, bir uzva, bir bileğe bağlıyız. Yani biz Türk milletiyiz. Ama farklılıklarımızı zenginlik sayıyoruz. Dolayısıyla birbirinden farklı siyasal eğilimlerin, birbirinden farklı düşüncelerin, farklı mezheplerin, farklı meşreplerin, farklı siyasal eğilimlerin memleket, millet meseleleri etrafında bir araya gelmesi için gayret ediyoruz. Bu farklılığı Türk demokrasisinin kalitesi ve zenginliği anlamında çok kıymetli buluyoruz. Mücadele edeceğiz. Bu siyasi yolculuk içerisinde kuruluş umdelerimize sadakat göstermek zorundayız. Milletimize verdiğimiz sözlere sadakat göstermek zorundayız. Devletimizin bütünlüğünü... Devletimizin beraberliğini milletle devlet kucaklaşmasını örselemeyecek her zeminde alın teri dökmek zorundayız. Ha bu, bu çerçeve içerisinde yürürken kimileri ümidini keser, kimileri beğenmez, kimileri şahsi gerekçeler etrafında farklı siyasi kulvarlarda mücadele etmeye teşebbüs edebilir. Bu onların şahsi iradeleridir. Bir yere kadar da bu iradeye saygı duyulabilir. Sadece sadece bizim partimiz için değil, her parti için böyledir. Kendinizi seçenlerin iradesine de hürmetli olmak e, bir vecibedir demokratik anlamda bir vecibedir. Kendinizi seçenlere nezaket göstermek, onların sizi seçme iradesine hürmet göstermek, sizin seçmeninize sadakatiniz, sonra sizin devletinize ve milletinize sadakatinize mehazdır. O yüzden kıymetlidir. Kamuoyu bunların takdirini yapacaktır. Biz bir istifa beklemiyoruz. Ama siyasettir bu. AK Parti'de kuruldu, istifalar oldu, ayrılanlar oldu, parti kuranlar oldu. İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yapmış bir kadronun itirazlarından sonra ayrılıp Parti Kur'anların şimdi Memleket Millet istikbaline takdim ettiği bir partidir. Dolayısıyla bunlar olur. Mümkün olduğu sürece ilkeli, ölçülü, popülizme kurban gitmeden, şahsi kaprislerine, memleket millet derdini kurban etmeden ölçülü siyaset yapmak e, gayretinde olacağız. Göreceğiz Mevla neyler. Milletin takdiri de bunlar milletin gözünün önünde olacak. Bir istifa beklemiyoruz. Ama siyasetin tabiatında bunlar var biliyorsunuz. Ama biz bir istifa beklemiyoruz. Birinci sorunuz, birinci sorunuzun cevabı bu. İkinci sual ettiğiniz şey biz teröre müsamaha göstermeyiz. Teröre müsamaha gösterenlere de müsamaha gösteremeyiz. Bu konuda hassasiyetlerimiz var bizim. Devletin uzunca zamandır yönetimin elinde bulunduran kadronun yani AK Parti'nin devlet yönetmeyi televizyonlara demeç vermek zannetmesinden muzdarı biz biz. Efendim hükümet sözcülerinin ilgili makul olmayan açıklamalarla ilgili kınıyoruz açıklamalarından da illallah etmiş durumdayız. Devlet devlet gibi çalışacak. Hukuk diye bir şey vardır. Hukuk kendi müdahalesine imkan doğuracak bir takım suçlar tecelli etti mi hukuk devreye girmelidir. Yani kınadık kınıyoruz açıklamalarına gerek yoktur. İktidar için. Biz muhalefetteyiz. Muhalefet olarak sorduğunuz soruya cevap veriyorum. Bizim HDP'nin terörle mesafesizliği hususunda parti kurulduğu günden itibaren partimiz adına. Evvelen de siyasi olarak Aidiyetini duyduğumuz milletimiz adına, hizmetine talip olduğumuz devletimiz adına. Devamlı ifade ettiğimiz bir şey var. Türk yurdu terörün müsamaha gördüğü bir yurt asla olamaz. Burada hiçbir gerekçeyle, hiçbir bahaneyle hiç kimse şiddete bulaşmasını meşrulaştıramaz. Hiç kimse devletine parmak sallayamaz. Hiç kimse devlete sallanan parmağı meşru göremez. Hiç kimse devlete sallanan parmağı bir takım demokratik haklarını ele geçirmek kılıfı altında meşrulaştıramaz. Bunları meşrulaştırmaya teşebbüs edenlere hukuk gereğini yapar. Biz bir çadır ülkesi değiliz. Burası bir çadır devleti değil. 5000 yıllık tarihi olan imparatorluklar kurmuş bir devletiz biz. Medeni bir ülkeyiz biz. Burada suç işlendi mi hukuk gereğini yapar. Yapsın. Hukuk gereğini yapsın. Siyaset bu işlere nezaret ederken Hukukun gereğini yapmasının önünü açsın. Açabildiği kadar. Hukuku siyasallaştırmasın. Hukuk hakkın yerine gelmesi için gerekli adalet mekanizmasının tesis edilmesini her şeyi yapsın. Dolayısıyla suç işleyene dokunsun. Bu topraklarda milletin birliğine, devletin bütünlüğüne kastetmiş terör organizasyonuna bulaşmış herkesin hukuk canını okusun. Eğer siyaset bunu himaye ediyorsa siyasetin de canına hukuk okusun. Ama siyaset hukukun canını okumasın. Türkiye'de son dönemki savrulma siyasetin hukukun canını okuduğu bir dönemden geçtiğimize alamet sayılır. İşler var. Bu işlerin bu şekilde olmasıdır. Terörle alakalı propaganda cümlelerini kuranlara müsamaha göstermeyecekse hukuk göstermeyecek. O yüzden biz bunu meşru görmeyiz. Buna toleransla cümle kurmayız. Biz bu mevzuda hassasiyetleri net, çerçevesi çizilmiş bir siyasal iddianın partisi ve kadrosuyuz. O yüzden herkes yerini yurdunu bilecek. Ama hükümet bu işi böyle ağlama duvarına falan çevirmesin. Onu bunu itham etmek, onun bunun üzerine algı oluşturmak gibi bir şeye teşebbüs etmektense devleti ciddiyetle yönetsinler. Devleti devlet gibi yönetsinler. Devlet adamı gibi davransınlar. Gereğini yapsınlar. Terör, terörle irtibat, efendim terör propagandası, teröre bulaşmak falan gibi cümleleri kurarken toplulaştırmak için oluşturdukları algının içerisinde HDP'ye verdikleri, tanıdıkları tolerans, tahsis ettikleri makamlar, verdikleri paralar bunların hepsinin hesabını vermek zorunda olan siyasettir. Siyaset bunun hesabını, cevabını verir. Dolayısıyla hukukun dokunması gereken şeylere hukuk dokunsun ama siyaset hukuka dokunmasın. O yüzden bu işle alakalı bir algı oluşturulmasın. Dün Ömer Çelik Bey'in açıklamalarını izledim, dinledim ben. Herkes kendi dönemiyle ilgili diyor. İndirgemeci bir bakış açısıyla kendi dönemini kutsayan, idealleştiren Kendisinden önceki dönemleri ilzam eden, itham eden açıklamalar yapıyor. Buna Ömer Çelik Bey kendilerini de katsın. AK Parti kendisini de katsın buna. Yani onlar da kendi dönemlerini kutsayıp kendilerinden önceki dönemi kötüleyen bir siyasal dil kullanıyorlar. Beyefendi bu işleri konuşurken eski işte bu FETÖ davalarında kendilerine dava açılmamış ve FETÖ'cünün suç olmadığı dönemlerde ben bunları içeriden alsam mıydı falan gibi tartışmalara cevap verirken söyledi. Beğendim cümleyi ama bu cümleye kendilerine katmaları lazım.